kampanya startı verdik. Özgür ve eşit yaşamda ısrarcıyız, örgütleniyoruz şiarıyla. Bu kampanyanın aslında niyeti belli, şu şekilde birçok yönüyle aslında kadınlar iktidar tarafından, iktidarın politikaları tarafından sadece itiraz eden değil, nasıl yaşamalı noktasına da cevaplar arayan, politika üretmeye çalışan bir siyasi partiyiz aynı zamanda. Özgün ve özerk örgütlenmemiz bizim için çok önemli. Çünkü erkek egemen siyaset biçimlerinin içerisinde kadın mücadelesi sözünü, iradesini kurabilmek için daha çok aslında kadınlarla yan yana gelip burada politika üretmesi gerekir ki bu da örgütlenmenin önemini bize gösteriyor. Biz parti içerisinde özgün özerk örgütlenen bir kadın meclisine sahibiz. Ve sözcülük sistemiyle aslında bu politikaları hep birlikte hayata geçiriyoruz. Bu dönemde hem ilk kadın hazırlık konferanslarımızda kadın meclislerini güçlendirme ama aynı zamanda da merkezi kadın konferansına giderken örgütlenme temalı kadın konferansına giderken de hem yerellerde bir takım sorunlar tespit ediyoruz ya da kadın mücadelesinin yaşamış olduğu temel sıkıntılar neler ya da örgütlenmenin önündeki engeller neler dediğimizde bir yandan mevcut iktidarın politikaları var ama bir yandan da bu toplumun içerisinde büyüyen bir cinsiyetçilik söz konusu. Erkek egemenliği dediğimiz alan gün be gün artıyor. Kadın mücadeleleri de burada aslında duran ya da sesini çıkartmayan bir yerde değil, tam tersine itiraz eden ama bunun siyasette daha çok yer bulabilmesi için de bizim örgütlenme çalışmalarımız söz konusu. Birinci kadın konferansını, kadın örgütlenme konferansını gerçekleştirdiğimizde ilk gün özellikle hem dünyada hem bölgede ülkemizde yaşanan krizlerin bizlerin hayatlarını aslında nasıl etkilediği üzerine çok ciddi tartışmalar da yürüttük. Yani bir yönüyle bir savaş politikası var. Tecrit politikasıyla aslında savaşın daha da derinleştiğini biliyoruz. Sayın Öcalan üzerindeki tecritin derinleşmesiyle hapishanelerdeki hak ihlallerinden tutalım. Aslında hapishane sistemlerinin her biri bu savaşın sürekli olmasını sağlayan bir durum. Çünkü asıl muhatap olan, barış siyasetinde asıl muhatap olan Sayın Öcalan tecrit altında alındığı sürece savaş daha çok aslında büyüyen bir yerde. Biz kadınlar bu savaşı bu şekilde değerlendiriyoruz ve ama aynı zamanda diyoruz ki yani bu savaş sadece kendi yerelinde sınırlı kalan bir savaş değil ya da siyasette karar vericilerin sadece hayata geçirdiği bir meclis kararı da değil sadece. Her yönüyle aslında hayatlarımıza değen bir şekilde talan kültürüyle, linç kültürüyle, derinleşen kadın yoksulluğuyla birlikte birçok şiddet politikası hayata geçiyor. Ve sadece Türkiye ile sınırlı kalan bir savaş siyasetinden bahsetmiyoruz. Yani Orta Doğu'yu da bir şekilde bütün o uluslararası güçlerin, kapitalist sistemlerin burayı bir savaş alanı haline getirdiğini biliyoruz. Ve bu savaşı yürüten her hükümetin de kadın kazanımlarına saldırdığını, kadın düşmanı politikaları her geçen gün derinleştirdiğini görüyoruz. Özellikle konferansımızdaki ana değerlendirme hattı bu. O yönüyle de bir savaş karşıtlığı cephesini, iktidarın kadın düşmanı politikalar hem savaştan beslenen politikalar ya da savaş motivasyonunu artırtan politikalar ama aynı zamanda toplumda da bir şiddet kültürünü durmadan aslında sistematik hale getirdiğini görüyoruz. İşte çocuk katliamların bu kadar çok fazla yaşanıyor olması, kayıp çocukların akıbetinin ne olduğunu bilmememiz, işte en son Narin Güran katliamı aslında bu ülkede bazı şeyler daha çok konuşulmaya başlandı. İşte siyasetin buradaki rolü nedir? İşte diyelim ki devletin kurumlarının bu alandaki rolleri nelerdir? Hani bizler DEM Parti Kadın Meclisi olarak her seferinde AKP iktidarının bakanlıklarının çalışma biçiminin, politikalarının kadın düşmanlığını da, kadın cinayetlerini de, çocuk cinayetlerini de arttırdığını dile getiriyorduk. Ama bugün mesela bu olay şahsında devlet kurumlarının nasıl bir çürümüşlüğe maruz kaldığını ama aynı zamanda siyaset alanının bu politikalarda ısrar etmesi toplumda da bir çürümeye götüren bir gerçeklikle karşı karşıya kalıyor. Söyleyebiliriz. Evet bir olay gibi gelebilir ama müferit değil. Bir sistematik bir mesele ve bugün toplumda aslında bunun bu şekilde yaşanılıyor olması özel savaş politikalarından da bağımsız değil. Özellikle hem kampanyamızın temel başlığı olan özel savaşa karşı politikalara, yani özel savaşa karşı oluşturduğumuz grup buna dair de çalışmalar yürütüyor. Yani hem atölye çalışmaları ama konferansta da özellikle kadın meclisleri oluştuğu andan itibaren özel savaşa dair atölyeler, kendisini koruması, öz savunmasını geliştirmesi, toplumla bu bağı oluşturması, kadınların bu örgütlenme ağı içerisinde yer alabilmesi için birçok tartışma yaşandı. O yönüyle hani evet iktidar saldırıyor
Ama kadınlar da hani duran bir yerde değil, tam tersine sözünü koruyor, direnişi var. Ama bunun daha böyle sistematik bir şekilde kadın dayanışmasının daha güçlü bir şekilde oluşması lazım. Ki konferansta aldığımız kararlardan biri zaten aynı zamanda kadın dayanışmasını ve ittifakını genişlemesini her başlık, her deneyim ağı üzerinden hayata geçirebilmek. Bu aynı zamanda yerel siyasetin de konusudur ama biz genelde bunları hep merkezi siyasete sıkıştırdığımız için aslında bu bölge bazlı çalışma da buraya denk gelen bir şey. Yani hem karmada aldığımız konferans kararımız, 12 bölge üzerinden örgütlenme çalışmalarının hayata geçirilmesi ama kadın örgütlenmesinin de buradan bağımsız gelişmeyeceğini söylemek lazım. Çünkü özgün ve özerk bir yapılanmaya sahibiz meclisler olarak. Orada karma siyasetin içerisinde bir bölge örgütlenmesinden ziyade kadın meclisi özgün olarak orada yer alacak ve kendi bölge örgütlenmesini bunun üzerinden yani meclisleri üzerinden hayata geçirecek. Ama aynı zamanda karma siyasete de kadın perspektifini, kadın politikalarını gün be gün hayata geçirecek şekilde çalışmalar üretilecek. Kim nerede hangi üretim ilişkisinde hangi mağduriyeti ya da sömürü düzenine maruz kalıyorsa orada siyasetin söz kurması, kadın siyasetinin söz kurması. İşte okullar açıldığında kadın meclisimiz okulların önüne gitti. Kadın ve çocuk yoksulluğuna son dedi. Aynı zamanda eğitim politikalarını eleştirdi. İşte Karadeniz'de biz Artvin'e gittiğimizde çay toplayan kadınlarla yan yana geldik. Orada yaşanan sıkıntıları birebir yerinde ama onun sözüyle aktaracak şekilde çalışmalar gibi. Bunlar gün be gün artacak diye. Sonuçta bir toplumda bir değişim, dönüşüm yaratmak istiyorsak ve bunu kadın özgürlükçü paradigma esaslı yapmak istiyorsak her yerelin sosyolojisi farklı. Her yerin aslında hayatta toplumsal dinamikleri de kendiliğinden farklı olabiliyor. Şimdi İstanbul'da yapacağımız bir atölyeyle örnek verirsek Ahmet'te yapacağımız atölye aynı olmayabilir. Çünkü kadınların yaşadığı şiddet biçimleri farklı. Hani şiddetin beslendiği kaynak bu sistemin kendisi, erkek egemen sistemin kendisidir. Ama ilişki tarzı, yönelim tarzı tam da özel savaşın konusu halindedir. Yani özel savaş Hakkari'nin ya da Ahmet'in tek başına yaşadığı bir sıkıntı değildir. Ama bununla mücadele edeceğiniz başlıklar çok daha farklıdır. Siz Ahmet'te militarizme karşı mücadele etmek zorundasınız. Feodal ilişkilere karşı mücadele etmek zorundasınız. İşte şimdi diyelim ki son zamanlarda bir şekilde dincilik eksenli ya da Hızbul Kontra eliyle farklı yönelimler söz konusu oluyor. Mesela bunların her birine karşı kuracağınız söz, söylem farklılık taşıyabiliyor. DEM Parti Kadın Meclisi bu örgütlerin büyümesini istiyor. Yani bu ülkenin daha demokratik, toplumcu bir paradigmaya gidebilmesi için daha demokratik, daha eşitliği savunan, özgürlükleri savunan kesimlerin daha çoğalması lazım. Ama bugün devletin oluşturduğu bütün o şiddet aygıtları, iktidar politikalarının her biri gün be gün aslında toplumu yozlaştıran, toplumu çürümeye iten, yalnızlaştırma hali ve bir süre sonra aslında savunmasız kalma haline götürüyor ki en büyük risk budur ki faşizm zaten böyle beslenir, faşizm böyle ayakta kalır. Bu ülkelerin durmadan savaş politikalarında ısrar etmelerinin sebebi de budur. O yönüyle biz en geniş kadın örgütlenmesinin bir parçası olmak istiyoruz aynı zamanda. Hani biz örgütleyelim meselesinde değiliz biz. Ama siyaset alanında en azından bu kadın örgütlenmelerin her birinin büyümesi temel niyetimizdir ve büyümesi için de katkı sunmak. Ama bunu yapmak için de önce kendi örgütümüzün güçlenmesi ki konferans bunun için yapıldı ve kadın meclislerimiz bütün örgütlü olduğumuz illerde peyderpey ilanlarını gerçekleştiriyor ve kampanya başlıklarını da baz alaraktan kendi yerellerinde çalışmalar yürütüyor, temaslar yapıyorlar. Özellikle erkek egemenliğiyle mücadele grubumuz bu kampanya en önemli başlıklarından biri. Yani bir yandan iktidarın kadın düşmanı politikalarını teşhir etmek değil mesele. Yani şöyle söyleyeyim, 22 yıllık, 23 yıllık AKP iktidarı bir kültürel iktidar olma. Yani sadece siyasi iktidar değil. Yani bu toplumun da zihin dünyasında, düşünce dünyasında iktidar olabilmek için elinden geleni yaptı. Yapmaya da devam ediyor. Yani başarılı olamıyor. O da ayrı bir mesele. Ama sonuçta saldırdığı her mekanizma bir şekilde kadınların, çocukların yaşamına mal olan şeyler. İşte İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmesi, feshetmesi bu ülkede kadın cinayetlerini ortadan kaldıracak mekanizmalardan vazgeçmeniz demektir. Yani bir kere İstanbul Sözleşmesi senin dil, din, ırk, cins,
Herhangi bir şey noktanda fark etmeksizin aslında hem yargı süreçlerinde hem işte kamu kurumlarında aslında toplumda o eşitlik fikriyatını hayata geçmesini sağlarken bu sözleşmeden vazgeçmek aslında mevcut aile ve sosyal politikaların inşa etmeye çalıştığı kendine makul bireylerin yetişebileceği aile profili üzerine çalışmaktır. Son birkaç yıldır zaten bunun üzerine çalışıyorlar. Bütün çatışma hatlarını da bunun üzerinden yürütüyor. Yani kutsal aile diyor ama gerçekten o kutsal aile iktidarın kendini kutsadığı bir ailedir. Yani şey değil, kendi iktidarını kutsallaştırmak için, bekasını hayata geçirmek için bugüne kadar yaptığı birçok hak ihlallerini ya da diyelim ki sorumluluklarını kendinden atabilmek için işte ben niye bu politikayı yapıyorum? İşte aileyi korumak için diyor. Kadınların evet çoklu sorunları var, çoklu krizler içerisinde yaşıyoruz. Ama bir kere kadın dayanışması birbirini yalnızlaştıran değil, tam da birbirini savunan bir hattır. O yönüyle biz örgütlenmenin kendisini de bir öz savunma olarak görüyoruz. Yani DEM Parti'ye bugün devlet sistematik olarak saldırıyor. Yani özel savaş politikasıyla da saldırıyor, rehin alma politikasıyla da saldırıyor, kapatma davalarıyla bir şekilde hep saldırıyor. Ama bu örgüt durmadan kendini örgütleyerek, durmadan aslında kendi örgütsel sorunlarını aşarak ve bir örgüt oluşturarak bu savunma hattına giriyor. Biz kadınlar da ne şekilde saldırırlarsa saldırsınlar, özgür ve eşit yaşamda yaşamak istiyorsak, bunun modelleri de var diyorsak ki paradigmamız bunu esas alıyor, örgütlenmektir bizim için esas olan. Yani bu yaşam için örgütlenebilmek ve bu yaşam içerisinde örgütlü mücadeleyle aslında iktidarın tüm saldırılarını durdurabiliriz, iktidarı gönderebiliriz ve kendi yaşam modellerimizle, kendi yaşam deneyimlerimizle bir arada olabiliriz. Yoksa diğer türlü makul olmak, iktidarın makul sınırları içerisinde yaşamak, hiçbir kadına bugüne kadar yaşam hakkı tanımadığı gibi bugün bu kadar kadın cinayetlerinin olması tam da bu makul olma çizgisinden kaynaklı. O yönüyle biz onun makbul siyasetinde nasıl yer almadığımız gibi onun politikalarına karşı da kendi özgür ve eşit yaşamımızı oluşturacak çalışmaları ve dayanışmayı hep birlikte sağlayacağız.